Evet, herkese merhaba. Bu çektiğim ikinci video. İlk videoda daha çok tanıtım yapmıştım. Tarih nedir? Tarih neden öğrenmelidir? Gibi konulara değinmiştim. Ve videonun sonunda Cemal Kafadar'ın Kim Var imiş? Biz Burada Yokken isimli kitabına ikinci videomda değineceğimi söylemiştim. Ve şu an ikinci videoyla da aslında bu kitaba bakacağım. Bu kitabı ben 2-3 yıl oldu okuyalı. 2-3 sene olmuştur herhalde okuyalı. Yani mikro tarihçilik alanında Cemal Kafadar'ın bence verdiği iyi örneklerden bir tanesi diyebilirim. Kitabın ismi gerçekten bence burada bahsetmemiz gereken önemli şeylerden bir tanesi öncelikle. Kim var imiş biz burada yokken. Karacaoğlan'dan aldığı bir ifade bu kitabın başlığı. Daha önce de Cemal Kafadar'ın bir kitabı vardı yazdığı Osmanlı kuruluş tarihini anlattığı. Kitabın adı İki Cihan Arası'ndaydı. Yani işte Doğu ve Batı arasında sıkışmış Osmanlı ve onun kuruluşu. Gerçekten Cemal Kafadar kitaplara isim verme konusunda bence yani güzel isimler veriyor. Bilmiyorum. Edebiyatla ilgili bir isim. Yine diğeri de aynı şekilde edebiyatla ilgili bir isim. Kuruluşu anlattığı İki Cihan Ailesi'nde kitabındaki isimdi. Peki bu kitapta ne anlatıyor? Bu kitapta dört tane kişiden bahsediyor. Yeniçeri, tüccar, derviş ve hatun. Dört Osmanlı diyerek bunları anlatmış. Şöyle kitabın arkasını öncelikle ben size bir okumak istiyorum. Ki hani kitabın önce bir tanıtımını yapalım. Neler var? Ondan sonra da içeriğinden bahsederiz. Cemal Kafadar bu kitapta bir araya getirdiği dört denemede 16. ve 17. yüzyıllar Osmanlı dünyasından oldukça mütevazı dört kişiyi ele alarak değerlendiriyor. Babasından kalan arazi üzerindeki haklarını korumak için Divan-ı Hümayun'a başvuran Mustafa adlı Yeniçeri. Yani Divan-ı Hümayun'a başvurması da burada önemli. Ona da değineceğim. İstanbul'da günce tutan Seyit Hasan adlı derviş, ticaret için gittiği Venedik'te ölen Ayaş Hüseyin Çelebi, rüyalarını kaleme alarak şeyhine mektupla gönderen ve bu yolla irşad edilmeyi bekleyen Üsküplü Asiye Hatun. Yani dört kişiyle baktığımızda halktan kişiler. Yani askeri sınıftan kadın, işte tüccar, diğeri de bir derviş. Hani toplumu oluşturan aslında dört ayrı grup. Yazıların her biri ampirik malzemeye, Kafadar'ın arşivlerinde ve yazma kütüphanelerinde bulduğu kaynaklara dayanıyor. Ancak tarihçinin uzak gözlüğü saydığı yöntem, paradigma ve felsefe sorunlarıyla da uğraşıyor bu kitapta. Özellikle genel geçer kavramların doğru kabul edilmesi, işte doğru kabul edildiği için eleştirilmiyor diyor. Yani birazdan zaten örneklerle de bahsedeceğiz bunlardan. Genel kabul gören bazı durumların aslında doğru olmadığını eleştirmeye çalışıyor kitapta. Cemal Kafadar ilk anlatımında Kanuni Sultan Süleyman döneminin ilk yıllarından kalma bir ahkam defteri kaydındaki karar yazılarından birine istinaden başlıyor. Kayda göre muhtemelen İstanbul'da yeniçerilik yapan Mehmet adındaki bir kişi babasından kalan çiftliğin kendisinden habersiz bir şekilde yöre amiri tarafından hazineye aktarılarak satıldığından şikayet ediyor. Ve bu toprakların kendisine iade edilmesi gerektiğini söylüyor. Şikayete göre bu çiftliği işleyen kardeşi Mustafa sık sık onu ziyarete gelmektedir ve yöre amiri kardeşinin öldüğünü sandığı için çiftliği hazineye geçirmiştir. Zihne kadısına yazılan şikayette kadının verdiği hüküm ise çiftliğin iadesi yönündedir. Şimdi şöyle bir durum var. Yeniçeriler evlenemez ve Yeniçeriler askerdir. Hani başka şeyle uğraşmaz. Hani tımar askeri değil bunlar. Asker savaş olmadığı zaman askerlik görevini bıraksınlar. Ama kanun dönemindeki bu örnek aslında bize bunun böyle olmadığını gösteriyor. Özellikle Divan-ı Hümayun'da bu kişiye tekrar toprakların iade edilmesi bence bunu kanun açısından da geçerli hale getiriyor. Sonuçta en yüksek divan, Divan-ı Hümayun
bu kararı vermiş. Biliyorsunuz Divan-ı Humayun her ne kadar devletin yönetim merkezi olsa da aynı zamanda bir üst mahkemedir. Ve bu üst mahkeme çiftliğin iade edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu örnek üzerinden Kafadar Yeniçerilerin hukuken köleliklerine yani kulluklarına rağmen miras hakkı ve toprak sahibi olabilmelerini sorgulamak istiyor. Bunu da başka bir mahkemenin geniş çaplı konusu olarak görüyor makalenin. Yani sadece bir girizgah yapma eğiliminde bu yazısında. Kısa bir bölüm zaten. Bir yaklaşık kitapta 10-12 sayfalık bir bölümde anlatıyor bu Yeniçeri'yi. Yani Yeniçeriler biliyorsunuz Osmanlı'nın kuruluş ve yükselmesinde çok önemli bir etken. Çünkü askeri başarı siyasi başarıyı getirir diyoruz. Önemli bir etken. Ve baktığımızda burada Yeniçerilerin Kanuni döneminde toprak sahibi olabildiklerini görüyoruz ya da aile bağlarına sahip olduğunu babası, kardeşi falan diyor. Bunların olduğunu görüyoruz. Zaten Cemal Kafadar da bu kitapta bunları aslında sorguluyor. Yani madem böyle bir genel geçer kavram var, yani Yeniçeriler evlenemez, aile hayatı yoktur ya da toprak sahibi olamaz, bunlar askerdir diyoruz. Ama neden böyle bir örnek var o zaman? Neden üst mahkeme böyle bir karar vermiş? Hani bunlar padişahın kuluydu ya da hani kölesi olarak ifade ediliyordu. Ama bu örneğe baktığımızda bu durumun böyle olmadığını ne yapıyoruz? Görüyoruz aslında. Diğer bir kişi de 17. yüzyıl İstanbul'unda bir derviş. Din ve güncesi. Osmanlı Edebiyatı'nda birinci ağızdan alıntılar. Şimdi Seyit Hasan diye bir kişinin dervişin daha doğrusu kişi derken bir dervişin günlük hayattan yaşadığı örnekleri vermesi ve bu örnekleri verirken de hiçbir şekilde kendi isminden bahsetmemesi önemli. Zaten Cemal Kafadar da buna dikkat çekiyor. Diyor ki kitabında ya bu derviş diyor kendinden bahsederken ismini kullanmıyor, bu fakir diyor. Birincisi bu. Bu fakir. Neden bu fakir diyor? Çünkü aslında kendi içinde bulunduğu konumun içsel ve duygusal bir yansımasını ortaya koyuyor aslında. Şimdi tasavvufta hani dervişler bir ekmek bir hırka, dünya malını elin tersiyle bir kenara itme. Değil mi? Böyle bir olay vardır onlarda, böyle bir duygu vardır. Allah aşkına ulaşma, sadece onu önemli görme. Benim ismimin bir önemi yok, benim kim olduğumun bir önemi yok. Düşüncesiyle aslında kendi ismini kullanmıyor ve bu fakir diyerek devam ediyor. Asiye, neyse oraya gelince onu tekrar anlatırım. Asiye de aslında aynı şeyi söylüyordu. Bu fakir ismini kullanıyordu. O kadın bahsedeceğimiz hatun kişi. Ondan da bahsederiz sonra. 1660 ile 1664 yılları arasında kaleme alınmış bir günce bu sohbetname tarzında daha çok ve Topkapı Sarayı kütüphanesinde hatırat şeklinde geçmiştir bugünce Osmanlı günlük yaşamındaki bir dervişin konumu ve bulunduğu sosyal ortamlar hakkında bizlere birinci elden bilgi sunuyor. İyi bir eğitim sahibi olan ve aynı zamanda köklü bir aileden gelen Seyit Hasan'ın güncesinde kendi adına demin de bahsettiğim gibi hiç yer vermemesi önemli. Bir daha ona değinmeyeceğim ama önemli gerçekten hani kendisinden fakir olarak bahsetmesi. Yine derviş dergâhtaki görevi dışında civardaki bir caminin vaizliğini de yapıyor. Bundan da bahsediyor. Kafadar bu bilgi geçtikten sonra gündelik yaşamında yaptığı sıradan şeyleri bile not alan dervişin verdiği vaizlerden hiç bahsetmemesini ilginç buluyor. Verdiği vaizlerden hiç bahsetmemiş. Öyle ki derviş gittiği berberden tarikat ehlileri ile yediği yemekler, toplantı, yürüyüş, dükkan ziyaretleri, zikirler ve dönemsel meyve ve yemek adları ve bu yemeklerin nerelerde yenebileceğine dair bilgiler verdiğini görüyoruz. Oldukça teferruatlı 418 sayfalık bu güncenin yazıldığı dönemde ciddi bir veba salgını da olduğu, özellikle bu veba salgınının İstanbul'da çok fazla hissedildiğini de kendisi söylüyor. Yani baktığımızda bu kitap hani bu şeyin dervişin yazdıklarını bence bir tarihçi için önemli sosyal tarih alanında çalışan bir tarihçi için de çalışmak isteyen bir tarihçi için de bence önemli bir durum. Tabii bunun gibi örneklerin daha fazla ortaya çıkartılması gerekiyor. Yani Cemal Kafadar gibi kaynakları çok iyi bilen
tarayan bir kişinin buna önayak olması da bence oldukça önemli. Diğer kişi de Venedik'e giden bir tüccar. Venedik'te ölüyor 1575 yılında. Üçüncü başlıkta Osmanlı tüccarlarının modern öncesi dönemde birçok sebeple uluslararası ticaretten kendini tecrit ettikleri, yani uzak tuttukları ya da yer edinemedikleri üzerineymiş. Genel bir aslında düşünce bu. Cemal Kafadar bunun böyle olmadığını bu tüccarın hayatı sayesinde anlatmaya çalışıyor. Ve diyor ki hiçbir şekilde Osmanlı Devleti'nin bunu yasaklayıcı bir kanun çıkarmadığını, aksine bu tüccardan yola çıkarak, hatta bunu anlatmadan önce bu tüccarı daha önce de aslında, hani farklı örnekler vererek aslında, Osmanlıların Osmanlı toprakları dışında da ticaret yaptıkları yönünde bir sürü birçok örnek veriyor. diyebiliriz. Altyapı ve karşı yazımından sonra, yani bu anlattığımız o örneklerden sonra, 20 Mart 1975'te Venedik'te öldürülen tüccar Ayaş Hüseyin Çelebi anlatısından müellifin bir takım sorgulamaları ile edebi bir kurguya geçiliyor. Bu kurgu ele geçen belgede Çelebi'ye ait eşyalar üzerinden yapılan varsayımlara dayanıyor. Bu varsayımlar bir Osmanlı gezgin tüccarının maddi kültürüne ilişkin sınırlı bir çerçeve çizebilmek için Osmanlı günlük ve sosyal yaşamına dair bir edayla yapılıyor. Onun tereke kaydından maddi kültür çevresini çizmesi, Osmanlı'da tereke kayıtlarına sanat tarihi araştırmalarındaki önemli konusu işleyen bir makalenin müellifi olan Özlem Oral Patacı tarafından arşiv arkeolojisi tanımına layık görülüyor. Kafadar Hüseyin Çelebi'ye ait mutfak eşyalarından kervansaray tanımına ilişkin bilgi de veriyor. Bu bilgiye göre bazı kervansaraylar sadece çıplak dört duvardan ibaretti. Dolayısıyla tüccarlar kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılamaktaydı diyor. Son, ya tabii bu da tüccardan yola çıkarak hani anlatmaya çalıştığı şey, Osmanlı tüccarlarının Osmanlı toprakları dışında da aslında faaliyet gösterdiklerini anlatmaya çalışıyor. Son bir kişi de bir mutasavvıf, Üsküplü Asiye Hatun ve bunu Rüya Defteri 1641 ile 43 yılları arasında yazdı. Bu Asiye Hatun ve onun rüya güncesi, yani rüyalarında gördüklerini bir veli dede, Üsküp'te Şeyhid Veli Dede'ye bağlamış. İlk olarak 2 yıl gibi kısa bir sürede ilerleyerek Esma'yı, Seba'yı zikretmeye icazet alacak kadar ilerlemiş Asiye Hatun. Sonra ise Veli Dede de aradığı cezbeyi bulamamış. Yani onun anlattıkları, onun rüyalarını yorumlamasını kendisi çok tatmin etmemiş ki Asiye Hatun'un. Daha sonra Uziçe'deki Halveti tarikatı postnişini Şeyh Muslihiddin'e ve onun ölümü sonrasında yerine geçen oğlu Hasan Efendi'ye yönelir. Bu yönelişinde yaşadığı ruhani değişim etkili olmuştur ve gördüğü rüyaları mektuplar ile ileterek kendisine bir yol çizilmesini istemiştir. Onun yaşadığı ruhani ızdırap ve çelişkilerin boyutu gönderdiği kısa mektuplarda görülür. Buna karşın gönderdiği mektuplara çok az yanıt alabilmiştir kendisi. Asiye Hatun tüm mektupların nüshalarını muhafaza ederken bunlar bir müstensih tarafından yeniden düzenlenmiştir. Bu Cemal Kafadar'ın yazdığı kitapta da bu şekilde kısa bu rüyaların burada yer aldığını görüyoruz. Yani bu mektupların da yazılanların da bu kitapta yer aldığını görüyoruz kitabın sonunda. Yine bakmak isteyenler için kitap tam bakabilir. Asiye Hatun tıpkı Seyit Hasan gibi benzer dünyaların insanıdır. Tasavvuf terbiyesinden geçmiştir. Bu sebepten her ikisi kendilerini fakire olarak tanımlar. Demin Hasan da kendisini fakir, bu fakir olarak tanımlıyordu. Aynı şekilde Asiye Hatun da kendisini bu fakir olarak tanımlıyor. Bu aynalık dışında Asiye Hatun diğer anlatılardan farklı kılan yönü içe bakışları, duyguları, korkuları ve suçluluk düşüncesinin mektuplarda sıkılarak da olsa anlatılması, samimi bir şekilde anlatılması şeyhe.
Bu mektuplardan birleşme olgusunun 17. yüzyılda bir mutasavvıf kadındaki yansımaları okunmaktadır. Kültürel seviyesi de mektuplardan Mevlana'yı okuduğunun anlaşılması üzerinden değerlendirmek az çok mümkündür. Gerçekten hani tanıyor muydu, tanımıyor muydu bilmiyoruz. Yani onun kitaplarını okudu mu okumadı bilmiyoruz ama bunu gösteriyor. Yani Mevlana'yı tanıdığını, onun yazdıklarını okuduğunu gösteriyor. Kafadar ise bunu Asiye Hatun'un Basralı Rahibe Hatun'u bilip bilmediği sorgusuyla ölçmeyi deniyor. Müellif bu bakışta rüya motiflerinin kültürel çoğu zaman mistik değerinden çıkarak tarih yazımındaki arka fonetiklerde yer almasına da değiniyor. Klasik örnek olarak Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'ye atfedilen Osman Kurmuş rüyası ile başlıyor. 3. Murat'ın Manisa'da şehzadeyken gördüğü rüyasını tabir eden Şücaa Dede'ye tahta çıktıktan sonra iltifatlarda bulunması, rüyasında Avusturya İmparatoruna güreşte yenilmesi ve rüyalarla ilişkisini ömür boyu devam ettirmesi örneğiyle devam edip rüyaların sarsılmaz saltanatlarını Bizans İmparatoru 2. Konstantinus örneğiyle veriyor. Daha sonra Evliya Çelebi'nin meşhur rüyası gibi kült bir örneği aktarıyor. Bu girdileri temel amacı rüyaların hem edebiyat tarihinin ilgi alanına girdiğini hem de tarih içinde huşu bulan kültürel yapıları biçimlendirir tezini kanıtlamaktadır. Öz bir anlatımla da rüya anlatılarının gören kişinin kimliği ve bunların tabiri ekseninde tarihçinin ışık tutmayı amaç edindiği birçok sosyal ve kültürel konu için fikir verici durumda olduğu savını ekliyor. Yine rüya mektuplarını bir kadının yazması nedeniyle anlatıya girmeden önce tarih yazımında kadınları ve çocukların yerlerinde sorgulayan Kafadar, daha önce olduğu gibi bu başlığı belirli genel geçerleri ve süre gelen tekrarların olduğunu belirtiyor. Özellikle Türklerde kadınların İslam toplumlarına göre çok daha serbest davranabildikleri ve Osmanlılar'da kadınların devlet işlerini burunlarına sokarak zayıflama ve çöküş dönemi padişahlarının parmaklarını oynatarak siyasi hayatı dejenere ettikleri gibi süre gelen tarih yazımlarını yeterince araştırılmamış iki büyük iddia olarak görüyor. Şimdi haklılık payı var mıdır? Kesinlikle var Cemal Kafadar'ın. Özellikle bu iki konuda tabii ki de. Birincisi ben daha önce birkaç tane yabancı seyyahın belki onları burada da anlatma fırsatım olur o kitapları. Seyyahın Osmanlı kadınına bakışını görmüştüm. Onlardan bahsederken şöyle bahsediyorlar. Osmanlı kadını sosyal hayatın içerisindedir her zaman. Çarşı pazara giderler, hamamlarda gezerler diyorlar. Tabii bunun aksini söyleyenler de var. Yani kadın görmedik hiç etrafta diyenler de var. Kadınları görmek çok mümkün değildir diyen de var. Şöyle bir durum olabilir belki burada. Kırsal bölgede ya da şehirde yaşayan kadınların arasında bir fark olabilir. Özellikle kırsal bölgede yaşayan kadınların çok fazla dışarı çıkma olasılıklarının olmadığını düşünebiliriz. Ama şehirde yaşayan kadınların hem çarşı pazarda hem de hamamlara ya da farklı sosyal aktivitelere katıldığını söylemek mümkündür. Yine ikincisi bu özellikle hanım sultanlar, kadın sultanların Osmanlı yıkılmasında yani duraklamaya girmesinde etkili oldukları yönünde. Şimdi küçük yaşta şehzadeler başa geçince sultan olunca tabii ki de küçük yaştaki bir çocuğun çok da fazla devlet yönetiminde etkisi olmayacak. Bunu bir şekilde anneleri onlar adına yönetecekler devleti. Yani tabii burada genelleme yapıp da bütün kadınlar hani hanım sultanlar ülkeyi uçuruma sürükledi demek yanlış olur. Zaten tek bir olaya da bağlayamayız. Yani tek bir olguya ya da kadın sultanlar yüzünden Osmanlı geriledi diyemeyiz. Bunun yanında bizim işte Celali isyanları gibi, Yeniçerilerin ayaklanmaları gibi ya da ne bileyim Yeniçerilerin devlete bakış açısının değişmesi gibi ya da tımar sisteminin bozulması gibi işte ülke sınırlarının genişlemesi gibi ya da ne bileyim Avrupalıların işte ticaret yollarını değiştirmesi gibi etkenleri de ne yapabiliriz aslında biz buranın içerisine koyabiliriz. Hatta şöyle bir de değerlendirmek gerekiyor bence. Bu kadar hani devlet merkezinin zayıfladığı içten ve dıştan birçok Osmanlı duraklamaya girmesinin sebebini sunduğumuz bir dönemde hanım sultanların aslında devleti idare ederek
gerilemek yerine belli bir süre duraklamada tuttuklarını da söyleyebiliriz aslında. Tabii hepsi için bunu diyemem ama yani böyle bir yorumda yapmak bence mantıklı olur. Yani çünkü sonuçta belki de onlar hiç olmasaydı, onlar devlet yönetimine katılmasaydı bugün Osmanlı Devleti duraklama dönemi dediğimiz dönemde belki de gerilemeye başlayacaktı ve hani yıkılışa girecek, dağılmaya girecekti. Belki de onlar o devleti belli bir şekilde bir yerde tutabildiler diyebiliriz. Tabii bunda farklı kişilerin etkisi de var. Özellikle zaman zaman Köprülü gibi kişilerin başa geçmesi, yani daha doğrusu vezir-i azam olmasının da etkisi vardır diyebilirim. Evet, yani bu kitapla ilgili anlatacaklarım bunlar olacak. Yani güzel bir kitap. Eğer bir tarihçiyseniz kesinlikle okumanız gereken kitaplardan bir tanesi. Yine Cemal Kafadar'ın başka bir kitabı daha vardı. Belki burada onu da değerlendiririz. Kendine ait bir Roma. Özellikle terimler üzerinden giderek anlattığı, olayları anlattığı bir kitap. Kendine ait bir Roma kitabı. Yani burada okuduğum kitapları ya da yazdığım yazıları tanıtmaya, anlatmaya çalışacağım. Kendi fikrimi söyleyeceğim. İnşallah izleyenlere de faydalı olur. Zaten eğer bir faydası yoksa benim burada bunları yapmamın bir anlamı olmayacaktır. Burada böyle afaki işte popüler tarihten de bahsetmek bence bir tarihçi için doğru değil. İşte gündeme göre hareket etmek, popüler tarihten bahsetmek. Yani tarihçi çok fazla gündeme de bence iç içe olmamalı. Bence kendi çalışmalarına yoğunlaşmalı diye düşünüyorum. Kitap satmak için ya da ne bileyim gündeme gelebilmek için bunu yapan tarihçiler çok fazla. Ama bence tarihçinin esas yapması gereken şey tarihte gördüğü eksiklikleri araştırıp onları tamamlamaya çalışmasıdır. Tabii tarih bilgiyle ilerler. Yani ne kadar çok biliyorsak o kadar ilerletebiliriz aslında. Kaynaklara ne kadar hakimsek ya da ne kadar çok işte şimdi Osmanlı tarihi açısından söyleyeyim. Osmanlıca biliyorsak yani kaynağı hani şey denir ya suyu kaynağından içmek diye. Yani suyu kaynağından içebiliyorsak bence o kadar iyi bir tarihçi olabiliriz. Tabii bunları bir de araştırıp yazıya geçirmek gerekiyor ki araştırmalarımızın bir faydası olsun. Yani yerini bulsun. Evet. Anlatacaklarım bugün bu kadar olacak bu videoda. Dinleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda ne yapacağımı ben de bilmiyorum ama okuduğum kitaplardan güzel bir tanesini tanıtacağım. İnşallah okuyanlara faydalı, izleyenlere faydalı olur. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.